Canan gel kızım, gel yavrum. Hoş Nataları geldin. getirmiştim efendim. Hadi çıkart paltonu bakayım. Çalıştın mı? Sevdin mi hatıralardan ibaret kalan şehirde gezintileri? Biliyor musunuz? Önce çok zor geldi ama çalışınca sevdim. Bambaşka bir deyiş. Anneme de çaldım. Oh! O da beğendi mi? Hayır. Annem hiç beğenmedi. Ah. Bu müzik adeta ölüm kokuyor dedi. Sana nasıl geldi? Bilmem. Nasıl desem? Bana sanki büyülü bir masal gibi geldi. Surlar, sarnıçlar, eski sokaklar, mezarlık. Kaybolan güzellikler için duyulan bir acı sanki. Siz ne dersiniz? Belki annen de sen de haklısınız. Ben İnci'nin kitabını da çok seviyorum. Bana artık böyle parçalar vermeyecek misiniz çalışmak için? Vermek istiyorum. Ama yaşlandıkça sağlığım bozuluyor. Sana yeterince yararlı olamıyorum. Yo, hayır. Sana diyorum, başka bir hoca bulsak daha doğru olacak. Sonra hak etmediğim bir parayı da kabul etmek istemiyorum. Ama ben sizin çizdiğiniz yolda devam etmek istiyorum. Bana Türk bestecilerini sevdirecek başka piyano hocası var mı? Madem o kadar seviyorsun, işte bunların hepsi senin. Erkin, Saygun, Akses. Ben de Türk bestecilerinin ne kadar piyano eseri varsa hepsini sana hediye ediyorum. Hocam nasıl olur? Ben böyle bir hediyeyi kabul edemem. Edeceksin çünkü inanıyorum ki benden çok daha iyi değerlendireceksin. Benden sana son nasihat. Başkalarına aldırma. İnandığın gibi yaşa. Yüreğin neyi doğru buluyorsa o yolda yürü. Çok çok teşekkür ederim. Bunların hepsine çalışacağım. Bir gün gelip size çalacağım. Dur yavrucuğum, öyle sarılma. Hastayım ben, nezleyim. Olsun, bana geçmez. Geçse de olsun. Aman Allah korusun. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Babam Ankara'dan dönmedi hala. Onun için ders paralarını getiremedim. Hiç önemi yok. Gel kızım, gel güzelim. Acıktın değil mi? Biliyorum. Şimdi sana yemek vereceğim. Doydun değil mi? Ah canım. Yazık ki bu saltanat bitecek. Ben iyi değilim hanım. Senden ayrılmak zorunda kalacağım. Biliyor musun, artık Madame Cyrano'nun kedisi olacaksın. Cyrano'yu arıyorum. Nerede Madame Cyrano?
Madam Amerika'ya gitti. Amerika'ya mı? Ne zaman? Oğlu geldi götürdü. Peki kediler? Onları ne yaptı? Bana bıraktıydı. Buranın kapıcısıyım ben. İyi de para verdiydi ama bakamadım ben. Günlerce marıl marıl bağırdılar durdular. Apartmandakiler belediyeye şikayet etti. Bir gün geldi belediyenin adamları kedileri zehirlediler. Zehirlediler mi? Hepsini mi? Hepsini ya. Leşlerini toplayıp götürdüler. Apartmanın içinde kedi mi olurmuş? Sakin ol abla. Gittiler. Gitti garipler. Zavallıcıklar. Son ümit kapısı da kapandı hanım. Siranuş yok. Gitmiş. Ya kedicikler? Aman yarabbim. Ne feci? İnsanlık diye bir şey kalmamış. Dünyanın sonu geldi herhalde.